Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Ben Aytunç Uysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Başladık da. Yine mi başladık? Başladık bu sefer başladık. Vay arkadaş ya. Hep böyle oluyor. Tamam. Az önce Taha kardeşim farkındaysan böyle bana onu sorma, bana şunu sorma. Zaten Taha korktu gibi. Kurallardan haberi yok. Burada patron biziz. Bizim sorduğumuz sorulara konuk olarak cevap vermek arkadaşlar, zorunda. Arkadaşlar Taha bir daha gelmesin istiyorsanız aşağı yorum atar mısınız? Kesin yorumu da artıyorsunuz. Gelmesin istiyorsanız paylaşın, arkadaşınızı takip ettirip beğenin. Arkadaşlar Taha'nın gelmesini istemiyorsanız 126 arkadaşınızı etiketler misiniz? Ondan arkadaşınızı etiketler yani. Güzel. Bu bölümde İlk konumuz global bakış açısı. Benim de öz eleştiri yapmam gerekirse çok sahip olduğumu düşünmediğim, olmaya çalıştığım bir alan. Burada da iki tane değerli kardeşimden bunları da öğrenebilmek benim için güzel olacak bir bölüm. Aytunç'la başlayalım demiştin, öyle mi yapalım? Öyle. Peki, adama bak lan. Onu sor, bunu sor. Gerçekten onu sor, onu da. Adam yönlendiriyor. İlk Aytunç başlasın. Ne öyle güzel hayat ama. Ya. O kadar olur. Evet. Onu diyecektim ara. O olur ya, olur arkadaşlar. Dinleyenlerin kaç erkekti? Az önce ona baktık. %70 şu an yani, o kadar olur. Sıkıntı olur, yok olur. Yani. İyi. Ölçmedim ki. Devam ediyor bir de. Ay, hataya devam ediyor. Bizim yaptığı hatalar ya. Ne bileyim ha. Evet. Tamam. Global bakış açısına sahip değiller hocam bizim girişimciler. Nasıl şimdi, olabilirler? Şimdi şöyle. Öncelikle şeyi sormak lazım. Global bakış açısı ne demek? Evet. Önce soru buradan başlıyor. Çok güzel soru. Önce soru buradan başlıyor. Global bakış açısı yurt dışına ihracat yapmak mıdır? O zaman ben sorayım bir günden. Bir seferde ben sorayım. Güzel gol oldu. Çok güzel gol oldu. Aynen. Ona bakıyordum ben de, çok güzel gol. O zaman ben soru sorayım bir. Global bakış açısı yurt dışına ihracat yapmak mıdır? Nedir? Yani direkt birebir öyle değildir. Ama en azından şudur. Hani benim bir şey üretiyorum. O tarafta bunun gideri var mı? Bunu oraya nasıl... Bunun gideri var mı? You have to go. Gideri var mı ama? Halk dilinden podcast'a hoş geldiniz. bu ürünü o taraflarda... Gerçi satışa gidiyor yine günün sonunda da. Ama ihracat yapmak mıdır yani? Sadece satmak mıdır? Ya bence etki... ilk bakacağım şey etki olmalı o tarafta. Tamam. Bu o tarafta globalde etki yaratır mı? Sence daha? Ya bana kalırsa globale hitap ediyor mu? Yani Türkiye'de yaptığımız ürün sadece lokal mi, yoksa biz bunu koyduk 200 ülkede de çalışır mı? Bence öyle. Şöyle, global bakış açısı deyince şey geliyor insanların aklına. İşte mesela global düşünebilmek, global yani çok büyük düşünebilmek gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. Yapılan bir ürün bir customer'a göre yapılıyor, hedef kitleye göre. Ama hedef kitleyi değiştiren 3 tane faktör var. Sosyokültürel yapı, sosyoekonomik yapı, bir de devlet yapısı, regülasyonlar. Yaptığınız ürünlerin hepsi İrlanda'ya gittiğinde sosyokültürel yapı, sosyoekonomik yapı, regülasyona uygun mu? Rusya'ya gittiğinde uygun mu? Amerika'ya gittiğinde uygun mu? Ya da başka ülkelere gittiğinde uygun mu? Ya da uygunluğunu oraya bir şirket açıp da başına country manager koyarak mı yapabiliyorsunuz, yoksa uzaktan mı yapabiliyorsunuz? Uzaktan yapabiliyorsanız global bakış açısına sahipsinizdir. Ama hayır, uzaktan yapamıyorum. Benim Rusya'ya mecburen bu üçünü şey yapacağım, öğreneceğim, algılayacağım, ondan sonra ürünü değiştireceğim diyorsanız global bakış açısı maalesef olmuyor. Katılıyorum abi. Şunu da ekleyeyim. Aytuş'un bahsettiği iki tane kriter var. Sosyokültürel ve sosyoekonomik yapı. Global denilince akla ilk gelen pazarın Amerika olmasının sebebi de aslında burada. Şöyle düşünelim. İrlanda kendi dinamikleri olan çok özel pazar. Almanya aynı şekilde. Türkiye aynı şekilde. Asya ülkeleri aynı şekilde. Ama Asya zaten enteresan. Konu Amerika'ya geldiği zaman öyle bir noktada oluyor ki Amerika diversity olarak en dağınık ve en kozmopolitik yapılardan biri demeyelim, aslında öyle diye görünüyor başka dünyada. Başka yok zaten ya. Ve dolayısıyla şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. Siz bir ürün yaptığınız zaman, bunu Amerika'ya sattığınızda, Amerika'da bu ürünü launch ettiğinizde aldığınız tepkiler, ürününüze olan ilgi, satışlarınız, rakamlarınız olabilecek en iyi senaryoda sizin ne kadar globale satabileceğinizi gösteriyor. Çünkü Amerika İrlanda'dan da var, Türkiye'den de var, işte Çinlisi de var, herkes var. Dolayısıyla oradaki o yapıda sattığı zaman, işte tüm global geçişlerin esirden çıkmasının sebebi
Bence evet. bir bakıma öyle çünkü yani Türkiye'de girişim kuruyor, San Francisco gidiyor. İşte İspanya'da kuruyor, San Francisco. Herkes San Francisco gidiyor. Bence sebebi pazardaki bir diversity'nin global pazarı olacak etkisinin ölçeklenmedeki yardımcı olma etkisi diyebilirim diye düşünüyorum. Evet. Global düşünmek isteyen yani globali ölçeklemek isteyen arkadaşların mutlaka işletmeci olsalar da olmasalar da ne okuyorlarsa okusunlar. Yani burada ona girmeyeceğim ama tüketici davranış bilimi, bunu işletmeciler çok iyi bilir o dersi. Consumer behavior diye geçiyor. Çünkü tam İngilizcesini çevirsin evet. diye söyleyecektim. Consumer behavior diye geçiyor. Diline geliyor. Tüketici davranış bilimi ve tüketici davranışını okumaları gerekiyor mutlaka. Onu anla, o dersi ya da o şeyi okuduğun zaman global bakış açısına sahip olabilmeye yaklaşıyorsun. Bunun en güzel örneği Amerika'da, yani biz şöyle biliyoruz. Amerika'daki insanların hepsi kokonat yiyor. Böyle lanse ediliyor bize. Amerika'da Hindistan cevizi yok. O derece yani. Burada işte o tüketici davranış bilimiyle alakalı bir durum var. O nedenle global düşmek bu demek. Bence kokonat deyince artık Amerika'dan önce Dominik. Dominik geliyor değil mi? Arjun Alıcalı sağ olsun. Arjunmedia.com. Soru neydi? Global düşünebilme. Neydi? Global bakış açısına sahip değiller. Öyle bir hata yapıyorlar. Evet. Biz ilk başta Türkiye'yi fethedeceğiz, sonra gideceğiz diyorlar. Şimdi senin güzel bir sözün vardı orada. Neydi? Think global, act local. Act local. O söz benim aslında. Enis Ulu'nun değil. Buradan söyleyelim. Enis de dinlerse Enis de dinlerse o söz benim arkadaşlar. Bir başka podcast. Act local değil. Local değil de aslında. Start local diyordum ben. Think global, but start orada local. Farklılaşmış. Yani o öyle yapmış. Start local. Şimdi şöyle. Tabii Enis de öğreniyor işte bir şey. Şaka. İnşallah dinlemez yayını. Dinlerse de abi benim yatırıma ihtiyacım var. Abi benim yatırıma ihtiyacım var. Geleceğim yanına. Vallahi kusura bakma bu ara aksattım seni dinlersen. Neyse şimdi. Podcast'ine de bir saygı duyalım. Tabii. Bu arada gelmişken. Dünyanın yani en iyi podcast'lerinden birisi falan abi. 500K'ya ihtiyacım var bu arada. Podcast'in abi teşekkürler podcast için 500K. Abi inanın abi Eren Mali ile olan podcast'i dinledim. Harika. Orada 750K'ya oldu benim. Abi MMR 20'ye çıktı falan. Abi, update geçiyor. Abi falan. Sürekli güncelliyor falan. Neyse şimdi. Global bakış açısına sahip olmak, think global, evet start local ya da act local, neyse üstad Enis Ulu'nun dediği olsun. Ondan sonra olay şu aslında, bir ülkede, yani Amerikalılar da böyle bakıyor. Kendi lokalindeki behavior, yani o davranıştaki insana satabiliyorsan, uzaktan her türlü davranıştaki insana satıp satamayacağını kontrol ediyor. Ama önce bir yerde satman lazım. Benim müşterimin 100 tane müşterim var. 8 tanesi Kanada'da, 4 tanesi Brezilya'da, 3 tanesi Türkiye'de, 20 tanesi Amerika'da, 10 tanesi Rusya'da falan. Aa ben globalim, öyle olmuyor. 100 müşterinin 98'i Türkiye'de, 2 tanesi de Kanada'daysa tamam. Türkiye ve Türkiye yakınındaki, örnek veriyorum, işte burada biraz kötüleme gibi olacak ama Türk kültürü biraz da Arap kültürüne ve Orta Doğu kültürüne yakındır. Tamam, bu adam Türkiye'de satsa Orta Doğu'da satabilir. Şimdi Kanada'ya satıyor. Yani skobuna Kanada'yı da ekledi diyor. Aslında globallik bu demek. Ben dünyanın her yerine satıyorum. Her yerinde 3 müşterim, 2 müşterim, 5 müşterim. O şans. Şans yani o. O nedenle önce yani bu bakış açısına sahip olabilmek için lokalinde bitir evet. Ama yani şu globali de düşün ya. Hani Türkiye'de yani yetmez yani Türkiye. Çünkü yetecek bir pazar değil yani. Yani nitekim yetecek pazar olsaydı işte Yemek Sepeti bana bir çıkartmazdı. Tabii canım. Çok basit örnek yani. 576 milyon dolara satılan şirket çıkartmazdı onu yani. Oğlum domain bile kaç para oldu ya? Tabii. Dolardan dolayı. Bir yani düşündüğün zaman. Bir veri tabanı 10 GB arttıracaksın. Evet. Para gidiyor. Aynen. Düşündüğün zaman direkt doğrudan ben Day Zero'dan itibaren, ilk günden itibaren direkt doğrudan işte global onlar için neyse, pazar neresi, Amerika, Hindistan, Çin, Rusya, Avrupa neyse, direkt oraya da bir o müşteri davranışını bilerek ürünü geliştirmeyi öneriyorum. Yani bu global bakış açısı demek. Bu arada bayağı global konuşuyoruz. Konu başlığı falan mı değiştik? Nasıl? Evet şu an sadece global bakış açısını sonra şey yaparız yani. Evet, enteresan. Kaç dakika oldu ya? Ben bunu bir moderatör olarak düşüneceğim ben bu konuyu şu an. 9 hocam. 9 dakika. Evet. Tamam. Sen bilirsin istersen şu an kapatır. Yok kapatma. Şu an kapatıp. Şu sahneden itibaren bence bu bölüm global düşünme global bölümü olsun. Global bakış açısı olsun. Tamam peki öyle olsun. Tamam. O zaman biraz daha detaylandıralım. Bu arada biraz daha çaya 7 şeker attı. Az sonra komaya girecek daha. 112'yi aramaya başlayın. Çay demişken bu arada kanıt olarak da şu an masaya çay geldiğini doğrulamak istiyorum. Çünkü evet. Aytunç kardeşimiz sabahtan beri çay içiyor. Bana niye çay getirmiyorsunuz falan diyor arkadaşım. Çay içmediğim iddia ediyorum. Adam Ankara ile İstanbul'un arasındaki çay kahve kültüründen bile konu açtı. Ama evet, ama onu da konuşalım bir ara bu arada. Girişimci çay mı?
Girişimcilik serüveninin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.